Aa, geldi bu kız üstüme çıkmaya çalışıyor. Bir tarafımı ellemeye çalışıyor. Boynumu öpmeye çalışıyor. Hani gerçekten hayatımdaki şok ya. Hayatım... hani ben anlamadım ya. Şu an bu olay gerçekten yaşanıyor mu, idrak edemedim. Hayda! Gençler, gezi çantam bir de ekipman çantam artık hazır. Ben de hazırım. Artık şu ülkeden çıkma vakti geldi. İnşallah kazasız belasız varırız diyelim. Let's go. Keşke evden çıkmadan önce Hamza kardeşimiz bir ultra mega kükreme yapsaydı. Say gibi yaşıyor fark ettiyseniz. Ya elinde çilekli milkshake'i, önünde animesini açmış. Çağatay da öyle bu arada. Noodle'ını yapar. İşte ne bileyim böyle tatlı içeceğini alır. Oturur öyle. Buna hiçbir şey vermez. Biliyorum Çağatay hiçbir şey vermez. Bunları ver yaşar. Ekstrem istekleri falan hiç yok yani. İzletiyorum ki yani. Bak bir sorun var. Bu uçak bir saat geç kalktığı için transit geçmem gereken uçak birazdan kalkacak ve şurada 10 dakikam falan kaldı. İnşallah yetişirim. Bir de aşırı manyak bir şekilde yağmur yağıyor. O yüzden de direkt terliklerime geçtim, 50 numara terlikleri. 50 numara terliklerimle birlikte uçağı yakalamaya çalışacağım inşallah. İnşallah. Valla bir kere de macerasız gidelim ya. Bak uçağa biniş 12.20 gösteriyor. Şu anda saat 12.35 geçiyor. Hadi 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 hadi. 1 hour later. Hadi bakalım kim daha yavaş bu uçaktan çıkabilir? Aa bu ne abi? O, bu ben bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Gittiğim bütün seyahatlerde herkese sorun. Bak herkese sorun. Ben yemin ediyorum ki Pikem'le birlikte biniyordum. Pikem'le beraber. Ama otobüsle gideriz, otobüste Pikem'i alırım üstüme. Ama uçakla gideriz, uçakla alırım üstüme. Pikem'le giderim. Çünkü ben sarınıp uyuyorum. Yo be, benim yağmur falan yağmasından değil. Ben sarılıp uyuyorum. Diğer türlü uyuyamıyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Desem yalan olur. Hoş geldin Ayran Kibi hediye buranın için. Daha çok çok teşekkür ederim. Çok rahat. Oo maşallah. Abi en son anons falan yaptırıyorlardı. Neyse çok şükür. Yine bir şekilde uçağı yakaladık. Şimdi artık yavaş yavaş Tanzanya'ya gidiyoruz. Kenya'dan çıktık. Ruanda'dayız. İnşallah burada da kalmayız yani. Kenya'ya girdiğimden beri aksilik üstüne aksilik. Tanzanya'ya gidiyoruz. Gerçekten artık lütfen lütfen inşallah gidiyoruz. Buraya gidince birazcık daha detaylı bir açıklama yapacağım ama Kenya vallahi billahi ayarımı bozdu etti. Alt üst etti yani. Çok şükür ya. Neyse Tanzanya'da görüşürüz. See you. Çok pozitif bir çocuk ama ya. Dedim ve Tanzanya'ya geldim. Gerçekten. Sınıf atlamışsın Hamza. Hamza sınıf atlamış. Epristas ya hoş geldin. Oğlum Hamza sınıf atlamış lan. Tanzanya'ya geleli zaten sakallarımı da kesmemde anlayabilirsiniz. Bir iki gün geçti aslında ve geldiğim yer şaka gibi, gerçekten şaka gibi ama ciddi ciddi bir villa. Havuzu var, şurada masası var, arkası var falan filan da. Buranın tanıtımı ayrıca tamamen ayrı bir videoda yapacağım ama artık Tanzanya'ya da geldiğimize göre ve şöyle bir villada yerleştiğimize göre. Ya bak bir ama iki buraya derim, neden derim geldim de. Daha doğrusu Kenya'dan neden çıktığımı sizlere açıklamak istiyorum. Yalnız abi Tanzanya'nın Kenya'dan en büyük farkı okyanusa sınır olduğu için herhalde acayip bir şekilde sıcak ve nemli bir ülke. O yüzden direkt bu anlatıma geçmeden önce yapmak Hamza istediğim bir şey var. Hamza çok iyi yerdesin ha, vallahi sınıf atlamışsın Hamza. Yapmak istediğim bir şey var. Havuz sandığımdan acayip alçakmış. Acayip. Ya. Oh. Gençler şimdi Tanzanya'dan selamünaleyküm konnichiwa. Anlat abla, ne yaptın, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, anlat. Anlat, yediğini içtiğini boşver, gördüğün ettiğin rezillikleri anlat. İçerisi gerçekten aşırı sıcak olduğu için şöyle havuzun içinden sizlerle birlikte Kenya'da yaşadığım olayları konuşmak istiyorum. Kenya gerçekten benim artık böyle bir an önce çıkıp gitmek istediğim ülke olmaya başlamıştı. Aa. Bazı nedenlerden ötürü. Yani keşke şu ülkeye, şu güzelim Tanzanya'ya, sırf Tanzanya'ya gelmek istediğim için Kenya'da yapacağım her şeyi yapıp içimde böyle aa keşke şunu da yapsaydım dediğim bir şey kalmadığı için gelseydim. Bu arada bu ekran birazcık yamuk mu?
dur bir saniye. Keşke hani Kenya'da hiçbir şey kalmadı artık. Yapacağım her şeyi yaptım. Bu arada Hamza kardeşim, arkaya o müziği koyarsan, yani havuzda da o tişörtünle falan böyle durursan, chatimizde kendisini bıçaklayanlar olabilir. Yani sabahtan beri demeyeyim diyorum. Kuduranlar var. Gerçekten demeyeyim diyorum. Çenemi kapatayım diyorum. Yapmayı bırakırlar diyorum. Yani iki lafından biri. Ay aman da, aman gözü bile güzel. Aman da yüzü bile güzel. Aman da şurası bile güzel diye takılan insanlar var. Kardeşim neyse. Dediğim için Tanzanya'ya gelseydim ama yaşadığım özellikle 3-4 tane olay var. Bu beni gerçekten artık bazıları indiğim beni, günden itibaren bir iki bazıları o an orada yaşanan olaylar oldu. Ama gerçekten günün sonunda yani 1,5 hafta kaldım Kenya'da. 1,5 haftada alt üstü 3 video çekebildim. Bir tanesi de zaten bu video, Kenya'dan neden nefret ettim videosu. Normalde bir ülkeye gittiğimde ben bir hafta kalıyorsam her gün bir tane video çekmeye çalışan biri olaraktan Kenya'da o kadar artık istek mistek kalmadı ki kamerayı elime almam. Bile alsam bile zaten her türlü zarara giriyordum. Bunu birazcık şimdi bahsedeceğim ama önce cebimde bir liste vardı. Buraya listemi yapmıştım ben 4. Seni tebrik ediyorum. Yani liste bu, bu listeyle havuza atlamak gerçekten çok mantıklı. Birkan Kirez hoş geldin. VS Havi İzdilara Hero hoş geldin. Ezgi 500 hoş geldin. Sefalar gitsin. Çok teşekkür ederim. Bir tane maddeyi de bir saniye. Biraz sanki yırtılmış. Neyse şuradan. Ya chatten birisi de çağırmış. Islak ıslak tişörtle öyle durma, hasta olursun. Tişörtünü çıkart. Neyse ama Kenya'yı dört başlık altında kısaca anlatmaya çalışacağım. İlki polisler. Zaten bu Mısır'dan itibaren ben alışkınım artık. Hani polisler tarafından çevrilmeye, yakalanmaya, şunlara bunlara. Artık hani gerçekten bu Hamza'nın bir klasiği olmaya başladı ama Kenya'nın en tehlikeli sokağına gittiğim gibisinde bir video yapmıştım. Oraya gidebilmek için de oranın insanları sizi gezdirmesi gerekiyor. Çünkü kendi başınıza giderseniz ya bıçaklanırsınız ya hırsız yani, gelir, melir falan filan. Oradan Ahmet. Bazı insanlar size rehberlik yapıyor. Biz de rehberimizle buluşmak için bir arkadaşla birlikte otelin önünde buluşacaktık. Otelin önünde de bir tane dükkan var. Ben de vardığımızda onlar hala gelmediği için bak şu dükkanın önünde bekliyoruz diye dükkanın resmini çektim. Ne otelin resmini çektim, ne yolun resmini çektim, ne hiçbir şey yapayım. Hiçbir şey resmini çektim. Sadece dükkanın kapısını çektim. Rehberimize de WhatsApp üzerinden şu dükkanın önünde bekliyoruz diye yazdım. Rehberimiz de bir iki dakika sonra geliyoruz, trafikte takıldık demesin mi? Biz de orada bir fark vardı ve arkadaşlar birlikte oturduk. Oturuyoruz oturmasına 10 dakika oldu, 15 dakika oldu. 15 dakika sonra bir tane asker kıyafetinde elinde böyle oyunlardaki o keleş mi kekkeş mi öyle bir tane taramalı tüfek gibi bir şey. Kekeş. Adı keşke keke. Ay kekeş olsa çok şey. Kekeş. Zeynep Popul hoş geldin. Zantara Satra QR hoş geldin. Sana sefalar. Var ya kocaman bir tane silah var. Onu böyle yanında taşıyan bir adam geldi telefonunu bana verdi. Neyse abi telefonları verdik. Normalde ben ID sorarım. Kimsiniz diye sorarım. O an yani dalgınlığıma geldi. Zaten sıcak vurmuş başıma. Bayılmak üzereyim. Açın falan filan. Adama telefonu verdik. Hayda. Oradan zaten o günüm yani bok oldu. İlk başta bu resmi niye çektin dediler. Burayı bombalamak istemedin nereden bileyim. Ya dedim ben niye bombalamak istedim. WhatsApp'ını okuttum. Tamam bak dedim şöyle muhabbet geçiyor. Ya Allah aşkına ya. Ay demek orası da paranoya böyle. Paranoya ile yaşıyorlar demek ki onlar da. Hocam yani Allah aşkına. Adını yazar geçer. Adını yazar geçer. Yani her şey ortada belli yani besbelli. Ama bu ispat için yeterli. Belki de dükkanı bombalamak istediğin bu WhatsApp mesajlarıyla. Ondan sonra dediler ki nereden geliyorsun? İşte Türkiye'den geliyorum. Ya benim salak kafa niye Türkiye diyorsun? Ondan sonra pasaport istediler. Japonya demesin. Ha sen polis memuruna yalan söyledin. Burada söylediğin her şeyi mahkemede kullanabilirsin. İstiyorsan sessiz kalma hakkını mı kullanabilirsin? Öyle bir şey var ya susma hakkını kullanabilirsin. Ne? Ya da avukatını çağır. Şu an sizi burada tutuklamamız gerekiyor. Bizimle birlikte gelir misin ya değil mi? Bir dakika şimdi anlamadım. Hamza'nın pasaportu neyi anlamıyorum. Kafam çorba oldu şu anda. Japonya doğumlu ama şimdi şöyle Japonya doğumlu. Türkiye vatandaşı mı? Türkiye'den Japon vatandaşı mı? Yani Japonya vatandaşı mı? Japonya vatandaşı mı?
Yalan söyledin diyorlar. Abi diyor bir saniye işte. Ya bir şey, yani hiçbir şey yapmamışım. Ne yapmışım abi? Yani zaten yalan ya, son olarak da yanlış bir şey yapmadım bu arada. Tamamen polislerin uydurma, keyfi bir şekilde tutuklama istemelerinden dolayı ya da benim oradan işte rüşvet vermemi istiyorlar. Abi ne olur para vereyim yapma bak falan dememi istiyorlar. Ben orada uyuz oldum, inat ettim. Ondan sonra pasaportu 3'er 4'er 5'er böyle sayfa atlaya atlaya çeviriyorlar. Aa dedi, damga vurmamışlar sana. Sen bu ülkeye illegal olarak yasak... Japonca konuşuyor mu hiç? O zaman Japonca da konuşuyordur. Keşke Japonya konuştu. Japonya konuşuyorum. Tam bir cahil ya. Cahille muhabbet diye ben. Keşke Japonca konuştu. Şöyle uzun uzun bir video olsa da izlesek ya. Artık mecburen Hamza'yı takip edeceğiz, yani yapacak hiçbir şey yok. Satış yollarına girmişsin. Yine adam tekerleme gibi alışmış zaten. İşte sessiz kalma hakkım var ya da avukatını çağır şöyle de böyle de. Mantıken bir ülkeye ben damgasız zaten giremem ya. Yani nasıl girebilirim ki? Bu kadar yani... kolay mı bir ülkeye yasa dışı girmek? Sonra yanlarına iki polis daha geldi. Bunlar baktı herhalde, abi ya salak zaten zor durumda. Biz de bundan bir şeyler koparırız. Vizeni göster dediler. E-vizemi açtım gösterdim. Onların resmi devletin bir sitesi var. E-vize başvurusu yaptın. O siteye girdim. Şifremi girdim. Önleri ve gösterdim. Ha bunun Photoshop olduğunu nereden bilirim? Ya götüm. Ben senin devletin... Ay gerçekten götüm bu arada ya. Hamza'ya benim gibi böyle dişli ne diyorsun lan falan diyecek bir adet insan lazım yanına Hamza Bey. Ben size söyleyeyim. Ay. Yani böyle gerçekten böyle yırtık tuttuğunu koparan, hayırdır la falan yapıp böyle kendisini tutuklatıp Hamza'nın gezmesini sağlayacak. Tamam sen düzgün bir insansın deyip salmalarını sağlayacak. Bir adet arkadaşa ihtiyacı var. Resmi sitesinden giriyorum. Bunun Photoshop olma ihtimali %0 ya. Ama eksi hatta. Para koparmak makbuzum bile var işte. Yani. E-vize için ödeme yapmışım. Ya damgam var pasaport. Ya damganın Photoshop olduğunu nereden biliyorum? Damga gerçek değildir. Pasaport resmi değildir. Vesaire vesaire. Bunlar başladı. 10 dakika geçti. 20 dakika geçti. 30 dakika geçti. 40 dakika. 1 saat. 1,5 saat. 1 saat 40 dakika boyunca 3 tane polis, asker artık ne derseniz ellerinde silahla beni tutuklamaya çalışıyorlar. Sizi götürelim. Şöyle de böyle de. Artık hani tehdit olmaya başladı ve bu düpedüz tacizdir bu arada. Ondan tabii sonra arkadaş bir avukatını çağırdı falan filan. Hayır ne münasebet yani. Bir fotoğraf bir kere zaten herhangi bir şekilde yani dünyanın neresinde aslında dünyanın neresinde olursanız olun değil de ülkenizde bir turist varsa eğer bu turiste ID'nizi görev ne görev yaptığınızı ne ettiğinizi göstermeniz gerekiyor. Yani şey yok böyle işte ne bileyim ooo hadi bakalım ben kafama göre şunu yapayım bunu yapayım olamaz yani ne münasebet ya. Ana. Polisler taksiciler ve hayrına mesela yol gösteriyorlar. Yolu gittikten sonra adam parayı... Dur bakayım dinleyeceğim şunu. Avukat dedi isimlerinizi alalım sizin dedi polislerin. Eğer hani resmiyette benim zaten yanlışım varsa ben cezamı çekerim. Ama yanlış yoksa da bu sefer siz cezanızı çekeriz. Aa işte ya yok aslında bu pasaport tamam gerçekmiş. Kontak sağlayabildik falan filan diye. Bir de şey diyorlar bak polisler ya ben senin pasaportun gerçek şey mi kontrol edeceğim. Arıyor gidince. Telefon ben kapalı. Ben kimi biliyor musun? Aradığı falan diyor. Alo bana bir şeyler diyorlar sonra kapatmış rolü. Tamamen saf zaman kaybı ve ne zaman... Böyle bazı milletvekilleri... Bazı ünlüler onu çok fazla yapıyorlar mesela. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Böyle işte bir yerlerde böyle şey işte özel muamele falan bekliyor. Böyle ve sürekli aynı muhabbet diyorum. İşte, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim ben biliyor musun? Boksun. Tamam para verecek acaba diye bekleyişteler. Yetmiyor kimse gibi, yetmiyor gibi yani. Beni o kadar taciz Allah. Etsen, tehdit üstüne tehdit, ne desem daha fazla şey çıkarıyor. Her şey bittikten sonra bu arkadaşın avukatı gelip bunları birazcık şey yaptıktan sonra bunlar şey diyor, iyi tamam bu kadar sizin için biz burada uğraştık 1,5 saat, bize bari yemek ısmarlayın. Ya götüm sen beni 1,5 saat taciz ettin, uğra... Lan inanılmaz, ya biz niye... Oha ya bu çocuk sana niye yemek kısmı var? Defol git al be devletin memuru değil. Aa. Oğlum inanılmaz ya. O zaman bize yemek kısmı var. Ne boksun ki yani? Göt gerçekten götlük ama yani bu. Ay yüzsüz çıldıracağım. Hemen bir içecek alıp geliyorum.
Devam ettiriyorum, duyuyorum zaten. Böyle bir dünya olabilir mi ya? Bok yani. Uğraşmadın ki. Bir de sonra gelmişsin, benden şurada bir tane pizzacı var, oraya bizi götür bari falan diyor. Ya hangi yüzde, hangi hayz... Ebesinin nikahı bize arıyor bir daha. Bir de şerefsize bak. Bir de pizza istiyor. Öyle öylesine işte ne bileyim bir sandviç, bir ekmek arası peynir falan da değil. Bir de pizza istiyor. Bizim benden şurada bir tane pizzacı var, oraya bizi götür bari falan diyor. Ya hangi yüzde, hangi haysiyetle sen bunu benden isteyebilirsin? Neyse, yani böyle bir polis vakası gerçekleşti. Ondan sonra şehir içinde zaten çok çekim yapamadım. Normalde market fiyatları bir ülkede 100 TL ile bir gün falan, hani o klasik bu fiyat videosunu yapmak istiyordum ama yapamadım. Sebebi ise şehir içinde ne zaman kamerayı bırak telefonu bile çıkarsam etrafımda bir anda polisler geliyor ve hepsi böyle abi işte şöyle alttan alttan el yapıyorlar. Ya bana para ver, para ver. Ya sen ne yapıyorsun ya? Böyle olunca ben tamamen zaten şehir içinden video çekemez oldum. Bırak videoya, story bile atamadım adam akıllı Instagram'a çapamda son iki aya. Ondan sonra gelelim ikinci maddeye. Bu artık tamamen biriken bir olay. Gün birden itibaren benim arkadaşlarım. Yani benim Kenya'da yanında kaldığım kişi Türkiye'de Özel Üniversitesi'ndeyken orada master yapmaya gelen ve benimle birlikte aynı yurt odasına kalan bir arkadaşım. Bir dönem zaten yatak arkadaşıydık. Yani o üst ranzada yatıyordu, ben alt ranzada yatıyordum. Bir sene boyunca da aynı yurtta her zaman iletişim içindeydik ve arkadaştık. Baya yakın arkadaşlık. O da arkadaşıydık. Ben de Kenya'ya gelmişken dedim sen de kalayım şöyle böyle. Kenya'da da o da arkadaş olmanın mutluluğuyla ben Kenya'ya geliyorum. Bu arada dipnot, arkadaşım 30 yaşında. Ben şu anda 23 yaşındayım. Bundan neden bahsettiğimi birazdan söyleyeceğim. Lan ya sabır. Vallahi düşündükçe sinir oluyorum. Bak varır varmaz Kenya'ya. Bunlar dedi ki o seni Kenya'ya gezdiririm kanka. Şöyle de böyle de eyvallah dedim. Gezelim edelim. Ben zaten 48 saat uyumamışım ama hadi seni mi kıracağım? Gezelim, başlayalım falan filan diye bunlar gitti beni Kenya'daki en lüks lokantalarından birine götürdüler. Et lokantası. Ya işte sana buranın en güzel lokal deneyimini sağlayacağız, sen bana güven falan filan. Tayfa şöyle, ben varım, arkadaşım var, arkadaşımın arkadaşının sevgilisi var ve eşimin eski eşi, rahmetli eşinin yanına geldik. Dua edecek şimdi eşime. Eşimin eşinin eski eşine. Arkadaşımın bir de kendi 4-5 sevgilisi arasından bir tanesini çağırmış. 4 kişi mekana gittik, oturduk. Onlar ikişer üçer biralarını içtiler, kolalarını içtiler, sodalarını içtiler. Kitlediler, eti bittiler, geliyor gömdüler, yanına kitleme salata geliyor. Yetmedi, et eklediler kitleme falan filan. Ben 2-3 lokma et yemişim. Eti de böyle kıllı ve çiğ olduğu için çok yememiştim. Bir şişe de kola içtim, tamam mı? O gün daha yeni geldiğim için param yoktu. Bir sonraki gün lokal... Bekleyin, çok büyük kilit şov geliyor. Ben bilirim böyle. Benim hoşuma da gelmiş direkt kilit. Hemen kilit. Kenya'nın parasını çektikten sonra ATM'de arkadaş demesin mi dünkü hesabı ödeyecek misin falan filan diye. Ev tamam zaten ödeyecektim, onun için çektim parayı falan diye ben yanına geldim. Seni havalandan git gel alma parası benzin 30 dolar. Hadi eyvallah, beni aldın havalandan, ama lafım yok. Ondan sonra içecekler 20. Arkadaşını aldığı için para mı istiyor? Kendimi öldür. Bir şey söyleyeyim, mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Yoksa da mesela yok derim. Ya derim, açık açık derim mesela, şey söylerim yani. Derim ki arkadaşlarım geldi, derim ki ya benim cebimde hani hiç param yok. Hani kusura bakmayın o zaman, Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz derim. Evimde makarna mı yaparım? Otobüsle alırım mesela, atıyorum işte kartıma para yüklerim giderim ama hayatta istemem. Hayatım boyunca da en sevmediğim şeydir, biliyor musunuz? Ay, hele gibi de başka ülkeden gelmiş. 20 dolar yemek, 30 dolar işte lokantaya git gel parası şu kadar. Ondan sonra akşam Uber'le geri döndük şu kadar falan filan, bana 100 dolar hesap çıkardı. Bak ben Kenya'ya geldim ilk günüm daha, parayı çeker çekmez 100 dolar hesap çıkardı bana. Ya sabır, ya sabır. Niye 100 dolar ne tutmuş olabilir ben düşünüyorum. Ya diyorum 100 dolar ne tutmuş olabilir? Hadi 30 ya, dolar tutması imkansız zaten. Ama havaalanında git gel parası 30 dolar, bak kaç 100 lira ediyor. Neyse abi 40 dakikalık yola 200-300 lira para verdim. Ondan sonra içecek parası 20 dolar. Ya dedim içecek, ben bir kola içtim diye hatırlıyorum. Yani nasıl 20 dolar? Ha, alkoller falan hepsi dahil kanka bu dedim. Ya diyorum ben içmedim. Senin sevgililerden bir tanesi içti. Senin sevgililer mi? Şerefsize bak, bir de bolluk içinde yani. Gizli profil, almadan gelme. Almadan gelirsen de burada birlikte ağlarız. Hiç sıkıntı yok. Ömer Senex hoş geldin. Nymphex hoş geldin. Sefalagettin Eylül Min hoş geldin. Merhabalar merhabalar. Herife bak lan. 4-5'si. Kızım 5'i de mi bulunmuş? Ah Eren canım ya. Ya.
Ama sen sözünde duran bir adam değilsin ki sen bir tanesini bile bulasın. Nerede senin abiye ile çektiğin doğum günü videosu? Ondan zor. Zor. Ya çete gelmiyordun unuturum diye. Bak unuturum diye çete gelmiyordun. Ben unutmam. Ben unutmam herhalde ben de. Arkadaşının sevgilisi içti ve sen içtin. Hadi sen neyse. Sen bana evini açmışsın. Senin ilk yemeğini ben ısmarlayayım. Anlamadım. Misafir benim ama ben ısmarlayayım. Hiç sıkıntı yok. Ya paşam ben senin sevgilinin alkollerini niye ısmarlıyorum? Ben senin arkadaşının sevgilisinin içeceğini, yemeğini niye ısmarlıyorum? Hani bir de Türkiye'den alışkınsındır ya. Misafir gelir tek kuruş ödetmezsin. Her şeyini karşılarsın. Ona en iyi böyle hizmeti vermeye çalışırsın falan filan. Gelmiş benden ilk gün 100 dolar istiyor. Neyse ilk gün yağsa. Kendi içimde hani herhalde arkadaşının durumu kötü ama benim için oraya gittiler. Neyse o zaman ben yine de vereyim bugünlük ama bir daha olmasın. Bundan sonra ben lokal sokak yemekleri yemek istiyorum falan filan diye arkadaşı tembihliyorum. Ya ben hayatımda Türkiye'de lüks bir et yememişim. Gelmişsiniz beni götürmüşsünüz bir de kendi hesabınızı bana ödetiyorsunuz. Ve bu gün bir. Bunun gün iki. Kız Nusret'te 850'ye neler yersiniz o 850 lira 100 dolara? Aa, manyağa bak. Nasıl oldu abi? Öğle yemeğini ben ısmarladım. Gün 3 oldu. Akşam yemeğini, öğle yemeğini ben ısmarladım. Markete gidiyorum. Alt üstü mesela bir içecek alacağım, su alacağım. Bu yanına 2-3 şey daha alıyor. Kasaya koyuyor. Kendi marketten çıkıp gidiyor. Ben ne oluyorum? Orada gibi kalıyorum ve ödemek zorunda kalıyorum. Bunu bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı. Ya sabır, ya sabır. Hani evini açıyorsun. Eyvallah da yani. Ödemem farklı. Ay Hamza keşke hemen farklı bir yer bulsaydın ya. Yemin ediyorum daha uygun fiyata kalırdı. Allah çarpsın ki daha uygun fiyata kalırdı. Ne münasebet ya. Geçirmiş lan çocuğa ne münasebet ya. Dur. Bekle hemen bak. Airbnb. Kenya. Kenya evet. Giriş tarihi ekliyorum. Eylül'de gideceğim gibi davranıyorum. 12 günde kalacağım gibi yapıyorum. Misafir de bir diyorum. Arama diyorum. Kenya'da Airbnb'nin olduğunu görüyorum. Oha çok güzel evler var lan Kenya'da. Bak Wi-Fi internetli geceliği 207 lira. Yemin ediyorum ona verdiğin o yemek parasını kaç gün kalırdın. Aa, çok güzel yerler var lan Airbnb'nin. Ne yapsın Kenya'ya mı? Hem de süper ev sahipleri falan ya, öyle söyleyeyim yani size 136 lira apartmanda daire böyle. Ah Netflix'i falan var. Oğlum çok iyi. 183 lira. Vallahi kız Kenya'ya mı gidecek? Ne yapsak baksanıza. Bakın. Bak. Nairobi'de bak mesela burası 183 lira. 161 lira özel oda hem de. Nairobi'de bu da merkezde. Baksana yani. Şu çok güzelmiş bu arada. Bu aşırı güzelmiş. Aşırı güzelmiş hem de. Vallahi vallahi Hamza ben sana söyleyeyim Airbnb yani ben sana o kadar diyorum. Ödettirilmem bambaşka bir konu tamam mı? Yani ben öderim eyvallah. Ben ondan 2-3 liraya kıskanacak, 10 liraya, 100 liraya kıskanacak değilim. Ama sen bana böyle sinsi salak saçma yollarla ısmarlatmaya çalışırsan her... Ben orada artık yavaş yavaş sinir olmaya başladım. Çünkü ben bir hesap yapıyorum abi. Kendi çapında bir plan yapıyorum. Senin yanında gelmene gerek yok. Ben zaten bu ülkeyi gezebilirim. Ama seninle arkadaş olduğumuz için senin yanında gezdirmeye çalışıyorum. Ya da onun bir arkadaşı var. Kendimi kuru yemişe verdim sinirden. Gezdirdi. Ha seni sokak yemek turuna götürürüm. Yemeğini ben ısmarlarım. Çünkü normalde sen o sokak yemekleri kendi başına olsan yemezsin. Benim için orada gezdiriyorsun beni vesaire eyvallah. Ama diğer günlerde her gittiğimiz yere otobüs parasını ben ödüyorum. Araba parasını ben ödüyorum. Benzin parasını ben ödüyorum. Yani kardeşim o zaman hiç gelme ya. Ben niye seni gezdireyim ki? Her yere bir de ondan sonra aa kanka şuraya da gideriz. Aa kanka baktı ya ben her gün diyorum. Neyse bir oldu iki oldu. Ben bunu biraz araştırdım. Yani ırkçılık burada da var. Biz beyazlar hesabı öder gibisine bir düşünce varmış Kenya'da. Yani
benim aslında kafamda büyüttüğüm bir konu mu? Ben mi fazla cimliyim diye düşünüyordum ama yazlara karşı böyle bir düşünce maalesef ki neden var. Arkadaşa dedim ki ben her şeyinizi ödeyemem. Ben 20 yaşında yeni mezun bir çocuğum. Siz ise 30 yaşında ki bunu sonradan öğrendim. Ortalamanın çok daha üstünde kazanan bir bireymiş kendisi. Yani sen ortalamanın üstünde para da kazanıyorsun. Ben beyaz olabilirim ama o zengin beyazlardan değilim. Lütfen böyle düşünme. Eyvallah dedi. Bir sonraki gün yine... Abi yani beyazlar zengindir diye bir şey olabilir mi ya? Şimdi ülke adı vermeyeyim, sizi bir ülkeye yani getiririm. Anlarsınız olmadıklarını. Ülkenin adını vermeyeyim şimdi, ülkeye çok ayıp olur. Ülkeyi söylemeyeyim. B-Queen seven bir vatandaş, hoş geldin. Beberkoy 38, hoş geldin, sefalar getirdin. Yino Lönberg, hoş geldin, sefalar getirdin. Yine aynı bok. Yani ben artık hani uyuz oldum, anladın mı? Birisi yani diyelim. İnsan çekiz kalmıyor ki. Bir yere gidiyorsun, o onun sevgilisini getiriyor, bu onun sevgilisi getiriyor. Hesap Hamza'da, hesap Hamza'da. Ya bir insan eline cebine sokmaz mı ya? Yani bilmiyorum, ben uyuz oldum yani. Ödettirmek istemiyordum. Hani ben salak yerine konmak burada bana koyan kısım. Bir de üçüncü madde geliyor ondan sonra. Bunlar aşırı şekilde uyuşuk ve mayışık. Yani sıcaktan mı, kültürden mi bilmiyorum ama benim arkadaşım, onun arkadaşı mesela bir yere gidiyoruz, durup dururken böyle 5 dakika 10 dakika otobüste duruyoruz, tamam mı? Böyle duruyoruz yani, hiçbir duruyoruz, oturuyor, sağa sola bakıyoruz, bir yere gidiyoruz, böyle oturuyoruz. Yani ben ne oluyor anlamıyorum, niye oturuyoruz ya? Ben bir yere gideceğim, bir akışım var değil mi? Bir hikaye çekiyorum, bir vlog çekiyorum, onun için geziyorum yani. Mesela acayip mutluyum, evet arkadaşlar bugün işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorum, ondan sonra 30 dakika boyunca oturuyoruz ya. Ben o hevesim, şevkim, her şey kırılıyor, kaçıyor, gidiyor. Böyle olunca bu bayağı benim vlog çekme isteğimi de yok etti, yerle bir etmişti. Son olarak da yaşadığım dördüncü madde, bu tamamen cinsel taciz bu arada. Detaya gireceğim ama gerçekten bu üç madde bile zaten benim artık Kenya'dan soğumama sebep olmuştu. Normalde Kenya'nın ya, Mombasa diye bir şehri var. Hani oğlum bir söyleyeceğim, yazık çocuk, anlattıkça benim içime sıkıntılar bastı yani. İnanılmaz. Bir de bir şey söyleyeyim, bak dışarıdan da böyle çok iyi niyetli falan duruyor yani. Sonda soyulsa ya mı? Küçük Damla da lütfen deyip dilek işi. Umarım soyunmaz. Deniz kenarındaki böyle kesinlikle gitmeniz gereken, hem turistik olmakla birlikte böyle en güzel şeylerinden birisiymiş Kenya'nın. Ben oraya gitmedim, gitmek istemedim. Çünkü arkadaşlar diyor ki işte o gidelim falan filan. Bunun oteli var, hosteli var. Ben hepsini nasıl öderim abi? Manyak mısınız ya? Hani kendinize gelin diyerekten nazik bir şekilde işte Tanzanya'da işim çıktı, şöyle de böyle de çıkacağım falan demeye başlamıştım zaten. Ki ondan sonra bir olay gerçekleşti. Cinsel tacize uğradım. Olsun, şöyle abi bakalım. Arkadaşımın iş yerinde, çünkü arkadaş şimdi evinde ne elektrik vardı adam akıllı, sular kesilip duruyordu, internetse hayli yoktu ve acayip loş bir ortamdı yani, tamamen böyle sadece uyumak için, yemek için kullandığı bir mekan gibi bir şey. Orada bir hanım abla... Ya Hamzam, sana leğen vermiş adam, öyle bir yani seni manipüle etmiş ki sen onları küvet zannediyordun. Konuşmayayım diyorum ama adam öyle bir psikolojik baskı kurmuş ki Hamza'nın üzerinde, Hamza leğenlere küvet diyordu yani. Herif o kadar etkilemiş. Arkadaşımın arkadaşı benden hoşlanmış abi ve arkadaşım demiş ki işte bunun sevgilisi var mı falan filan filan. Arkadaşım bunu geldi bana söyledi. Ben dedim ki bak lütfen saygılı bir şekilde lütfen arkadaşına ilgilenmediğimi söyle. Evet. Ben hiç böyle hani zaten bir hafta sonra gideceğim, uğraşmak istemiyorum, etmek istemiyorum. Bunu demek yerine ne yapmış? Ablayı evimize çağırmış. Ya niye yani? Ben bu kadar istemediğimi belirtmişim. Net bir şekilde belirttim. Niye? Ondan sonra kaldı ki yetmiyor gibi bu iki arkadaşını daha getirmiş. Yani evde 3 tane kız var, 3 tane de erkek var. Benim arkadaşı bir erkeği getirmiş. 3 kız 3 erkek, o eşit olalım falan diye. Ya neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Akşam 8-9 gibi geldim. Gün boyu edit yapmışım. Kafam 1 milyon. Bir an önce yatmak istiyorum. Çünkü bir sonraki gün safariye gideceğim. Eve bir geldim. 3 tane kız. 2 tane bu bizim arkadaş da onun arkadaşı. Ay çıldıracağım. Ay çıldıracağım. Aa. Kardeşim. Kardeşim. Bir anda gerçek kesit gerçekten ya. Bak gene gerildim. Gerildiğim için 3 metre 3 parta maç mı? Aynen.
Amca sen de buldun, bunuyorsun diyor. Arkadaşı var, müziği açmışlar, ışığı kapatmışlar, böyle disco misko ortam yapmaya çalışıyorlar. Salonda bunlar partiliyor, alkolleri dökmüşler, hepsinin kafası 1 milyon. Ben de dedim ki arkadaşım ya ben bir şimdi yarım saat oldu. Kestireyim müsaadenle. Yarım saat değil yani, sabaha kadar kestireceğim ama. Dedim senin yatağa geçiyorum ben. Ama. Dedim, sonra uyandırırsın, ben kendim kanepeye tekrar geçerim, tamam mı? Eyvallah. Ben yatağa geçtim, abi kapıyı da kapattım, yatacağım, tamam mı? Zaten 4-5 saat sonra uyanıp hazırlanacağım. Safariye sabah 5'te falan gitmemiz gerekiyor. Sonrası zaten ben de anlayamadım. Hala rüya gibi. Yarım saat ya uyudum ya uyumadım. 1 saat falan. Gözümü neye açayım? Bu benden hoşlanan kadın gelmiş odaya bana sarılmaya çalışıyor. Ya abla dedim. Lütfen bir sakinle. Lütfen şöyle ufak bir uzak dur. Dedi sen benden hoşlanmıyor musun? İşte ben sana düştüm Hamza. Ben seni çok seviyorum. Sana aşığım Hamza. Ya ne aşığı? Ne aşığı ya? Kahve içerken belki mutfakta görmüşsündür. Başka hiçbir şeyimiz yok. Neyin aşık olmasından bahsediyorsun? Beni neden sevmiyorsun Hamza? Şöyle dedi. Böyle bu sonra bir başladı ağlamaya. Ya beni nasıl sevmesin? Bana nasıl aşık olmasın? Ya dedim abla bak alkollüsün. Beni delirtme. Lütfen içeri git. Adam akıllı partine devam et. Ki bunu çok çok saygılı bir dille söylüyorum bu arada. Şu an tamamen içimi dökmüş halim olduğu için böyle. Abla dedim lütfen hani içeri gelir misiniz? Şöyle böyle ben geleceğim vesaire. Sonra bu içeri gitti. Sonra bir daha bir saat sonra geldi uyandırdı. Hamza ben sana aşığım Hamza. Ya ben uyumak istiyorum ya. Lütfen uyut beni. Ya Hamza ya Allah'ım ya. Oğlum bu taciz lan. İğrenç bu arada yani. Gerçekten iğrenç. Lütfen kimseye yapmayın bunu. Mesela birisi arama falan. Lütfen arama dediğinde de aramayın. Aa, bu da öyle ciddiyim. Beni lütfen ya diyorum. Hayır uyutmuyor. Ben sana aşığım. Ya abla dedim bak lütfen bak rahatsız ediyorsunuz. Lütfen içeri gidin. Arkadaşlarınız sizi bekliyor. Eğlenmenize bakın ya. Eğlenmenize bakın. Evinize gidin sonra. İçeride ortamınız var ya. Niye benim odama gelip beni rahatsız ediyorsun? Ondan sonra bu iyice hüngür hüngür ağla ağla. Sonra yetmiyor gibi. Sözde benim çok iyi arkadaşım dediğim kişi bana bağırmaya başlamasın mı? Hamza bu kıza bunu nasıl yapar? Şöyle böyle. Ya ben alt üstü yatakta şöyle vallahi diyorum şöyle uyumuşum. Başka hiçbir yaptığım bir şey yok. Benim arkadaş bana içeride... Ne yapacaktı Hamza? Böyle de kız buralara kadar geldi. Ya ben gelmesin diye net bir şekilde ne saygılı bir dille söyle dedim değil mi? Ondan sonra kızın arkadaşı geldi. Hayda. Ve bu benim sınırı taşıran nokta oldu. Benim hoşlanan kızın arkadaşı geldi. Arkadaşımdan özür dile özür dile ya dedim. Ya özür dilesin taciz eden o deli misiniz be? Aa. Ne münasebet ya. İstemediğim etmediğim bir insan benim uyuduğum sırada nasıl gelebilir ya? Ay ne münasebet ya. Aa, vallahi delireceğim ha şimdi. Sen özür dile. Seni taciz ettiğim için özür dilerim Hamza de. Lütfen beni bir yere şikayet etme de yalvar yani. Ay ne münasebet ya. En sevmediğim şey ya. Ne haklı yani. Sen bunu ne zamandan beri arkadaşın? İşte biz liseden beri arkadaşız. Benim liseden beri olan arkadaşım nasıl üzersin? Şöyle de böyle de konuşuyor. Normalde bir hafta daha kalmayı düşündüğüm için. Liseden beri olan arkadaşın o zaman öküz öküz davranmasaydı, tacizci olmasaydı ya. Ay çıldıracağım. Dedim ki bak dedim ben bir hafta sonra gideceğim. Bu arkadaşım bana aşık olduğunu falan söylüyor. Yani madem seviyorsun arkadaşının üzülmesini istemezsin değil mi? Gibisinde çocuğa konuşur gibi alkollü sarhoş olduğu için. Lütfen hani lütfen beni rahat bırakın. Ben zaten uyuyacağım sabah 5'te çıkacağım tamam mı? Falan gibisinden konuşuyorum. Yani arkadaşımı sevmiyor musun sen? Nasıl bir insansın sevmiyor falan diyor. Ya dedim ben senin arkadaşını sevmiyorum. Ya kim? Naomi Campbell mı? O bile olsa yani. Aa istemiyor işte çocuk. İstemiyorum demiş. İstemiyorum demiş. İstemiyorum. Sevmiyor demek ki. Aa zorunda mı ya? Tövbe yarabbim. Sevmiyorum net. Sonra demesin mi? Ha o zaman arkadaşımı sevmiyorsun. Evet dedim yani böyle bir şey olamaz zaten mantık. Wow ya bu nasıl bir zeka ya? Bu nasıl üst kalite kalite bir zeka ya? Nasıl bunu anlayabildin ya? Wow sen nasıl anladın ya? Kaç IQ'nun ürünü bu? 230 IQ musun? Nesin? İnanılmaz ya. Sübhanallah yani bunu anlamak bir mesele ya. Artık kendi düşündüğünde o zaman benimle sevişsene. Hayda geldi bu kız. Ya yok. Ben örnek yazıyorum gerçekten.
Ya ne bu abi, kıtlık mı var ya? Allah Allah, ne ya? İnanılmaz oğlum. Madem onu sevmiyorsun, madem ona demek arkadaşıma aşık değilsin. O zaman benimle sevişsene. Ya şöyle mi yani, okey, yani arkadaşıma karşı bir şeysin, bana karşı bir şey hissediyorsun diyorum. Ne lan bu? Wow, kine wow ya, rezalet ya. Aa. Bu sebe best, hoş geldin. Muggle 28 hoş geldin. Sefalar getirdin Vivian. Hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. Üstüme çıkmaya çalışıyor. Bir tarafımı ellemeye çalışıyor. Boynumu öpmeye çalışıyor. Ha. Hani gerçekten hayatımdaki şok ya. Hayatım. Hani ben anlamadım ya. Şu an ne bu olay abi, gerçekten yaşanıyor mu? İdrak edemedim. Ben elim... Cinsel taciz bu. Bu. Cinsel taciz. Gözümden düştü bu çocuk. Niye? Neden? Sen nasıl orada kalabildin Allah aşkına ya? Seni tutuyorum hafif, böyle gerçekten çok hafif bir şekilde ittiriyorum. Bunun yüzü geliyor. Yüzü tutuyorum, şöyle ittiriyorum. Eli şuradan geliyor, bu tarafı tutmaya çalışıyor. Hadi şöyle çekiyorum elini, koymaya çalışıyorum. Üstüme zıplamaya çalışıyor. Yani ablacığım sen ne içtin, ne yaşadın ya? Arkadaşım bana aşık olduğunu söylüyor. İçeride 2 saattir ağlıyor. Sen gelmişsin benim üstüme çıkmaya çalışıyorsun. Hani yani gerçekten hani söyleyecek bir laf bulamadım. Diğer yandan benim arkadaşım söver bana. Hamza nasıl kızlara böyle davranabilirdi? Şöyle böyle ya dedim. El insaf, nasıl insanlarsınız ya? Hiç mi insanlık namına, haysiyet namına bir şey yok? Ve ben net bir şekilde ikisine de istemediğimi söylüyorum. Bu ikincisi bu arada benim üstüme çıkmaya çalışan 5 dakika 10 dakika uğraştı, çabaladı. Ya ben alt üstü uyumak istiyorum. Diğer herkes içeride sarhoş sarhoş ya ağlıyor ya Lan yazık, tek istedi uyumak ya. Kız Kenya'da uzun boylu adam mı yok yani Tuncay Allah aşkına? Dur. Dur. İnşallah başka bir şeyin olmadı çıkmaz. H harfine iniyorum. Kamboçya, Kamerun, Kanada, Kanada. Ya bunu gerçekten harflere göre ayırmadınız mı ya? Ay inanılmaz ya Rabbim. Nasıl bulacağım ben? Kenya. Ha. 1.70 boy ortalaması. 1.70. Bakayım bir tane daha var hatta. Bu ne ya? Ama bu 2006 şeyiymiş. Türkiye'ye bakalım. Türkiye. Türkiye'nin erkeklerde 1.73, kadınlarda 1.61. Şu anda bak en yakın kaç senesinde yapılmış, bir saniye. Ha, 2020'de mesela erkekler üzerinde yapılmış, erkeklerin boy ortalaması 1.77'ymiş. Ya anam. Dezenfektan vereyim mi? Sıkma canını ya. Pozitif çıksa bile atlatırsın bir tanem benim. Öpüyorum seni çok. Real Alperen hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Ağrıyor, biri dans ediyor falan. Salak saçma bir ortam var. O gece artık benim canıma tak etti abi. Zaten safariye gideceğiz dediğimiz kız da dediğim gibi mayışık mayışık. 5.30'da buluşacaktık sözde. 6.30'da bana yazmaya başladı. Yani gerizekalı gerizekalı safariye para verdik. Onların parasını da ben verdim bu arada. Ne aslan görebildik, ne bir şey görebildik. O da boşuna gitti. Yani ben artık sinir küplerindeyim. O akşam gittim direkt safariden sonra hastaneye. Korona testimi yaptırdım. Çok şükür negatif çıktı. 2 gün sonrasında da bilet aldım. Ve direkt Tanzanya'ya geldim. Yani Kenya bir
bilmiyorum yani Kenya'yı kesinlikle tavsiye etmiyorum abi. Ya ben arkadaşın evinde isteyerek kalmıyorum. Sırf o var diye. Yoksa koltukta uyuyorum abi. Sabah kalktığımda belim ağrıyor, boynum ağrıyor. Fıtık kalkıyorum. Arkadaşın evinde elektrik yok adam akıllı. Ne yapsam ben ödüyorum arkadaşın masraflarını. Ve yüzsüz yüzsüz bana yemekleri ödettikten sonra abi akşam geliyor bir tane sevgilisini arıyor. Ya diyor benim eve gelsene falan filan. Kız da diyor ki eve gelmemi istiyorsan 10-20 dolar bana atmanı isterim bak ona göre. Yoksa gelmem evine falan. Diyor iyi tamam hemen atıyorum diyor. Gidip sevgilisine 10 dolar 20 dolar gönderiyor. Ya götüm sen bana 1 doların lafını yapıyorsun. Sinsi sinsi kıza gidip anında 10 dolar gönderdin evine gel. Bir de üniversiteden o da arkadaşıymış ya. Gerçekten bazen o kadar güzel götüm diyor ki bu arada. Anam bunlar bu işin kompedanı olmuş lan. Kompedanı böyle bir şey mi var? Ben daha orada video çekip rezil ederdim. Aslında yani böyle çapkın rezil herifin teki. Gerçekten bu çocuğu çok seviyordum Türkiye'deyken ve zaten o yüzden ona ulaşıp o yüzden Kenya'ya gittim. Ben normalde Uganda'dan sonra Tanzanya'ya gelecektim. Sırf daha Afrika'ya kadar gelmişken onu görmeden gitmeyeyim diye ülkeye gittim. Kenya'ya gittim ve sağ olsun çok da güzel ağırladı. Sabahları belim fıtık bir vaziyette kalktım. Akşamları eve kız çağırıyor. Onlar benim üstüme çıkmaya çalışır. Gerizekalı rezil bir durumun içinde 1,5 hafta dayandım. Zaten bir yerden sonra öğle yemeğin çıkacağını falan söyledim. Ama Hamza'm kimisine göre mesela öyle olması cennet bir tatil yani. Bilemiyorum. Gizlice çıkıyordum. Kendimi yiyip geri geliyordum. Aa yedim mi ya? Tüh birlikteyseydik diyor. Birlikteyseydik. Hey! Valla akşama kadar bir şey. Önümde bir hafta salak diyebilirim. Onun için seni hoş geldin. Yani bu videoyu burada yavaş yavaş bitireceğim. Sıktıysam hakkınızı helal edin ama ya, gerçekten ben bu Kenya'da stres... Onu çok güzel anlatıyor. Yemin ediyorum. Stres yaşadı. Polisi yine anlar. Böyle ülkelerde genelde polisler sıkıntı. Ama hani benim kendi arkadaşım bana 1,5 hafta boyunca kazık atıyorsa, kadınları eve çağırıp bunlar bangır bangır müzik çalarak uykumu bozmakla kalmaya üstüme çıkmaya çalışıyorsa benim rızamın dışında yani böyle bir şey olunca ben artık gerçekten sabrım taşıyor. Kaldı ki bir işi yapmak için bir saatlik işi 10 saat içinde yapıyorsa ne şevk kalıyor ne bir kalıyor. O yüzden Tanzanya'ya artık gelmiş bir vaziyetteyim. En başta ben böyle Türkiye'deyken Afrika'ya gitsem ya dediğim zaman zaten hedefim Tanzanya'ya gelmekti. Ama sırf bu arkadaşı da görebilmek için Kenya'ya da gideyim o zaman dedim ve zaten sizler sayesinde tanıştığım Umut abi sayesinde de Uganda'ya gittim. Uganda Kenya derken bu şu anda sonunda orijinal olarak ilk böyle gelmeyi düşündüğüm ülkeme geldim ve gerçekten hadi Tanzanya bakalım. Şu 3 ülke arasında favorim net İnşallah bir şekilde gelirseniz kesinlikle bu ülkeye gelmenizi tavsiye ederim. Ben de halka gibi. Kesinlikle bu ülkeye gelmenizi tavsiye ederim. Sokak lezzetlerinden tutun her köşesini gezmeye çalışan ülkenin inşallah diyorum. Hakuna Matata'nın doğduğu ülke. Tekrardan sıktıysam hakkınızı helal edin. Umarım bir sonraki videoda mutlu ve güzel bir şekilde Afrika turuna devam ederiz. Sizleri seviyorum bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Allah müthiş insan ya. Müthiş bir insan gerçekten. Müthiş bir insan. İnanılmaz.